Dersimiz şimdi başladı artık. Mutlak değerin özellikleri ile başlayacağız. Mutlak değerle alakalı genel kavramları geçen ders vermiştik. Özellikleri de gerçi bazılarını söylemiş olabiliriz. Bakalım. N bir tam sayı. Zaten N de şuradan var. Kuvvetlerde var. O yüzden tam sayı demiş. Ve x, y gerçek sayı olmak üzere diyor. Bir x sayısının mutlak değeri sıfırdan mutlaka büyük eşittir. Bunu zaten mantıken de görebiliyoruz. Çünkü bir sayının mutlak değeri demek onun sıfıra olan uzaklığıdır. O yüzden de sıfır olsa bile en fazla en küçük değer sıfır olur. Sıfırdan uzaklaştığı müddetçe hep pozitif olacaktır. Şunu geçen ders söylemiştim. Mutlak değerin içinde eksi işaretinin bir önemi yoktur. Bu ha eksi x ha da artı x fark etmiyor. İkisinin de mutlak değeri eşittir. O yüzden içeride eksiği görmezden gelebilirsiniz demiştik. Şuna baktığımızda bu özellik neymiş? Bir x sayısı mutlak değerinden illaki küçüktür ya da eşittir. Peki ne zaman küçüktür? Eğer negatif olsaydı küçük olacaktı. Pozitif olsaydı eşit olacaktı. Yani o yüzden eşitlik var ve küçüklük var. Peki şurada ne var? Bir sayı mutlak değerinin önüne eksi koyduğumuzda ondan illaki büyük olacak ya da eşit olacak. Peki ne zaman eşittir? Sayı eğer negatifse eşit olur. Çünkü eksi olduğu için bu. Eksi mesela eksi 5. Eksi 5'in mutlak değerinin bir de eksilisi hali. Ne olur? Eksi 5'in mutlak değeri artı 5. Önde eksi olduğu için eksi 5. Eksi 5. Eksi iken aynı. Artı olsaydı o zaman garanti bunun büyük olacağı belliydi. Çünkü bu her zaman önünde eksi oluyor. Üstü bir ifadede mutlak değeri daha doğrusu kuvveti mutlak değerin dışına çıkarabilirsiniz. İkisi de aynı cevap verecektir. Ha x üzeri n'in mutlak değeri, ha x'in mutlak değerinin n'inci kuvveti aynıdır. O yüzden bunu yapmak zor geliyorsa önce x'in mutlak değerini alıp sonra kuvvetini alabilirsiniz. O daha pratik olacaktır. Şunu geçen ders söylemiştik. Mutlak değerin içinde çıkarma işleminin değişme özelliği vardır. Normalde değişme özelliği yoktur çıkarmanın ama mutlak değer içinde x eksi y ile y eksi x aynı şey olduğu için. Çünkü bu aslında x ile y'nin aralarındaki uzaklıktır. Uzaklık fark etmiyor. Ha y ile x, ha x ile y fark etmediği için de yer değiştirebiliyorlar. Orada biz kısaca çıkarma işleminin değişme özelliği var diyebiliriz. Bu özellik neymiş? Bir sayı eğer bak sayı bu. Mutlak değeri de bu. Mutlak değerinden küçükse. Bu ne zaman mümkün olabilir? Sayı eğer negatifse mümkündür. Çünkü eksi 5'in mutlak değeri artı 5 olduğu için sayı mutlak değerinden küçüktür. Ama sayı eksi değilse mutlak değerine eşittir. O yüzden de küçük olduğu durumlarda mutlaka sayının negatif olduğunu düşüneceğiz. Bunu mantıken de görebiliyoruz zaten. Aa, bir dakika hata verdi. Ne oldu bu? Hah, tamam geldi. Kalemde hata oldu. Şimdi devam edelim. X çarpı y mutlak değer içinde çarpma veya bölmede mutlak değer bu şekilde ayrı ayrı alınabilir gençler. Yani x çarpı y zor geliyorsa önce x'in mutlak değerini alıp sonra y'ninkini alıp ayrı ayrı çarpabilirsiniz. Biz bunu nerede kullanıyoruz daha çok? Veya şunu da kullanıyoruz. X ile y'yi bölüp mutlak değer almaktansa x'in ayrı, y'nin ayrı mutlak değerini alıp bölebiliriz. Bunu şurada çok kullanıyoruz bakın. 3x mesela mutlak değer. Ne yapıyoruz biz bunu? 3'ün mutlak değeri ayrı, x'in mutlak değeri deyip aslında biz bunu öyle yapıyoruz. Özünde bu var. Çünkü bu özellik olduğu için yapabiliyoruz. 3'ün mutlak değeri de 3 olduğu için doğrudan biz buna 3 çarpı mutlak x diyebiliriz. Biz tabii şu ikinci adımı direkt atlıyoruz artık uzatmamak için. Normalde bunu dememizin sebebi bu özelliğin olması. Aynı şey şurada da geçerli. 3 bölü x'in mutlak değeri payı ayrı paydayı ayrı mutlak değer alacağız. Zaten 3'ün mutlak değeri hatta 3 değil de bu eksi olsun fark etmez. Eksi 3 mutlak değeri 3 olduğu için 3 bölü mutlak x diyebileceğiz ki bu tarz sorularda bu pratikliği bu özellik olduğu için kullanabiliyoruz. Şu özellik de neymiş? Bu özellik de iki sayının toplamının mutlak değerine baktığımızda bunların ayrı ayrı mutlak değerlerini alıp toplarsak bundan mutlaka büyüktür. Yani bu sayıların toplamı mutlak değerinden büyüktür. Ayrı ayrı mutlak değerlerini çıkarıp tekrar mutlak değer alırsak onlardan küçüktür. Bunu bakalım bir soru direkt gelirse şey yaparız kullanırız. Bu peki ne zaman eşitlik var? Eşitlikler şu gençler. Bunların işaretleri
X ile Y'nin işaretleri aynıysa bunlar eşitlik olur. İşaretleri zıtsa işte bu o zaman eşitsizlik yani küçüktür durumları ortaya çıkıyor. Bir örnek yapayım şöyle de anlayalım. Mesela X ile Y için aynı işaretli olan sayılar deneyelim. 3 ile 5 gibi. 3 ile 5. Ne yapacağım? Küçüktür diyeceğim. Artı 3 ile 5'in mutlak değerlerini ayrı ayrı toplamı. Ne oluyor? Bu 8. Bu da 8. Eşit. Zaten eşitlik o yüzden veriliyor. İşaretler aynıysa. Eksi 3 ile eksi 5 olsun mesela. Eksi 3'ün mutlak değeri eksi 5'in mutlak değeri yine bak 8'e 8. Yine eşitlik var. İşaretler aynıysa burada eşitlikler iş yapıyor, iş görüyor. İşaretler zıt olsaydı mesela artı 5'in birini eksi 3 yapayım. Şu eksi 3 olsun. Eksi 3 ile artı 5'i toplayalım şimdi. Eksi 3'ün mutlak değeri ve artı 5'in mutlak değerlerini ayrı ayrı toplayalım. Hatta sol tarafı da bulmuş olalım. Bu da nedir? Bunların mutlak değerlerini çıkaracağız. Eksi 3 mutlak değeri ve 5'in mutlak değerini bu sefer çıkaracağız ve mutlak değer alacağız. Bakalım burası 2 yapar. Ne oldu? 5 ile eksi 3'ten 2 gelir. Mutlak değeri de 2'dir. Şuraya geldiğimizde bakın 5'in mutlak değeri 5. Artık bu 3 de olsa eksi 3 de olsa fark etmediği için mutlak değer bunu hep yükseltiyor. Bu hala 8. Şuraya geldiğimizde de eksi 3'ün mutlak değeri 3. 3. Bu da 5. 3'ten 5 çıkarırsak yine 2. 2'nin mutlak değeri de 2'dir. Yani sol tarafta da bu 2 şeyden geliyor. İşaretleri zıtsa bu eşitliği sağlıyor. İşaretler aynı olsaydı bu tarafta hep küçük kalacaktı. Onu da deneyerek görebiliriz. Bu durumun ne zaman küçük, ne zaman eşit olduğunu anlamanın basit bir örneğini gösterdim. Gelelim köklü ifadelere. Köklü ifadelerde eğer kuvvet ve kök de şeyi aynıysa, derecesi aynıysa yani n'inci dereceden kuvvetin n'inci dereceden kökü varsa bunlar birbirini götürür zaten. Ama doğrudan götürdüğü durumlar sadece n tek sayıysa olur. N çift sayıysa bunu doğrudan götürse bile ifadeyi mutlak değer içine almamız lazım. Çünkü x'in negatif İlişkileri olma zor olabilir. evet x'in negatif olma ihtimaline karşı o şeyi yok edeceğiz. Bak mesela şu olabilirdi. Eksi 2'nin dördüncü kuvvetinin dördüncü dereceden kökü. Biz bunları direkt yok edip eksi 2 dersek yani x aynen çıkarırsak ne olur? Yanlış Sonuç olur. negatif çıkmış olur. Yani köklü bir ifade derecesi çiftse asla dışarı negatif çıkamaz. O yüzden ne yapıyoruz biz? Bunun negatif çıkmasını kontrol etmek için mutlak değer alıyoruz ve eksi de olsa artı da olsa bir bunu mutlaka artıya dönüştürüyor. Aksi takdirde çünkü 16'nın 4. dereceden kökü eksi 2 çıkmış gibi olur ki yanlış olur. Şimdi örneklerde zaten bunları daha detaylı inceleriz. Ama tek olursa sıkıntı olmaz. Çünkü tek bir negatif bir sayının tek kuvvetleri zaten negatiftir. Kökleri de negatif çıkacaktır. Sıkıntı olmuyor. O yüzden teklerde kuvvet tekse işaretini aynen koruyor. Evet, örnekle başlayalım şimdi. Bakalım ne yapacağız. A'nın, B'nin, C ve D'nin işaretleri hakkında ve birbirleri hakkında bize bilgi vermiş. A, B'den küçük. C de D'den küçük. Bunlar pozitif, bunlar negatifmiş. Diyor ki aşağıdaki ifadelerin eşitini bulunuz. Şimdi A'dan başlayalım. Eşiti demek aslında mutlak değerden bunları kurtarın diyor. Mutlak değerden kurtarmak istiyorsak işaretlerini bilmemiz lazım. A'nın işareti negatif, eksi. C'nin işareti pozitif, artı. Bunları çarparsam mutlak değerin içinin eksi olduğunu görebiliyorum. Mutlak değerin içerisi belli ise mutlak değerden kurtarabilirim. Önüne eksi alarak. Yani eksi A çarpı C dedik bitti. Gelelim B şıkkına. Yani bunu mutlaktan kurtarsak bu şekilde çıkıyor. Başka bir şey yok. Gelelim buraya. A kare. A'nın artık burada ne olduğu çok önemli değil. Çünkü kare salındığı için bu garanti pozitif. Pozitif olur. C garanti pozitif. O halde içerisi mutlak değerin Aynen çıkar. artı olduğu için mutlak değer hiçbir görev yapmayacak burada. Hiç yokmuş gibi davranacağız. A kare C diyelim. Mutlak değer aslında görevi ne zaman yapıyor? İçerisi eksiyken Aynen yapıyor. çıkar. O yüzden artıyken yokmuş gibi davranabilirsiniz. Pek bir iş düşmüyor ona. Gelelim C şıkkına. A karenin karekökü, B küpün küpkökü demiş. Şimdi A karenin karekökünde bunlar birbirini götürecek ama ne olacak? Mutlak değer işleyecek. Yani Mutlaka. A'nın mutlak değeri çarpı.
B'ye baktığımızda bunlar birbirini götürür ama bu sefer tek olduğu için aynen çıkacak. Mutlak A çarpı B oldu. Şimdi mutlaktan kurtaralım. Değil şu an. Evet, A'nın işareti negatif olduğu için buranın işareti Değil eksi. zaten Onu zaten. da eksi olarak çıkarırsak eksi A çarpı B'dir. Bunu da hallettik. Gelelim D'ye. Bunların hepsini ayrı ayrı kök dışına çıkarabiliriz. O yüzden ayrı ayrı düşünürsem bunu götürür. A, mutlak A kalır. Çarpı. Şu B üzeri 4. Yalnız burada 4 bölü 2'den B kare gelecek. Ama mutlak içinde yine. Çarpı. C üzeri 6. Bunun kuvveti 2 olduğu için 6 bölü 2'den C küp gelecektir. Fakat yine mutlak değer içinde. Şurası 3. Niye mutlak değer aldım? Çünkü çift kuvvetler çift getirdiği için. Onun sebebi o. Şimdi gelelim mutlak değerleri düzenlemeye. Buranın işareti eksi. Eksi Buranın işareti artı b kare çünkü zaten bakmaya gerek yok. C'dir. C de zaten artı olduğu için kuvvetleri artıdır. Ve bu mutlaktan kurtardığımızda bunları bu eksi a olarak, bu da b kare olarak, bu da c küp olarak geldiği için hepsi birden çarpılırsa eksi a b kare c küp olarak yazılacaktır. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Tamam hocam. Hani mesela mutlak değer içinde eksi olsa aynı şekilde çıkıyor değil mi? Eksi bir mesela. Hayır çıkmaz. Eksi birin mutlak değeri zaten dışarı çıkmaz. Eksi biri geçen sene hatırlarsanız kök içinde eksi bir Ya çıktı hocam. i olarak çıkar. Karmaşık sayıdır. Nerede çıktı? Hocam eksi mutlak değer içinden bahsediyorum. Ha pardon ben kök mü yazdım ya düzeltiyorum. Bir daha söyle onu şimdi düzeltiyorum ben. Eksi bir mutlak Ha, değer mi dedim? mutlak değer aynen. Bir olarak çıkar evet. Önüne eksi alır. Evet, tamam hocam. Şunu yapıyoruz yani. Eksi Aynen. bir de bu. Önüne eksi mutlak değer koyuyor. Ve bu artı 1'e dönüşüyor. Tamam mı? Tamam hocam. Geçelim diğer soruya. Aşağıdaki ifadelerin eşitini bulunuz. Bu sorular da aslında mutlak değerle alakalı klasik sorular. Fakat bunun için biraz da özdeşlik bilmek gerekiyor. Geçen sene özdeşlikleri gördüğümüz için sıkıntı olmaz. Şu bilgiyi niye verdiğini aslında anlayamıyoruz baştan ama şundaki özdeşlikleri görünce niye verdiği anlaşılacak. X kare artı 2x artı 1 tam kare midir gençler? Neyin karesidir o zaman? X artı birin Bravo. X artı karesi. 1'in karesi. Yani ben o ifade yerine x artı 1'in karesi yazabilirim. Karekök zaten hala var. Onu dokunmadım hiç. Eksi. Devam edelim. Peki burada bir tam kare var mı? X artı 2'nin karesi. X. X eksi 2 pardon. Evet. Bravo. X eksi 2'nin karesi. Bu da kareköklü. Şu an sadece içerideki ifadeleri farklı yazdım. Herhangi bir şey yapmadım daha. Şimdi artık kökten kurtarabilirim. Kökten kurtarırsam bu karekök kareyi götürdü mü? Evet, Fakat götürdüm. çift kuvvet olduğu için mutlak değerli çıkacak. Yani o yüzden x artı 1 aynen yazmayacağız. X artı 1'i mutlak değerli yazacağız. Ve eksi bu da aynı şekilde x eksi 2'yi mutlak değerli çıkardık. Şimdi artık bunları niye verdiğini artık anlayacağız. Niye? Çünkü burada işaretini mutlak değerden kurtarmak istiyorsam içerinin işaretini bilmem lazım. İçerinin işareti için de bu bilgiler bana yardımcı olacak. Peki x artı 1'in işareti bu x'in bu aralığına göre pozitif mi negatif Pozitif. midir? Pozitif. Pozitif değil mi? Çünkü buradaki aralıkta mesela gençler görmek istiyorsanız bir değer verin. Eksi 1 ile 2 0,1. arasında 0 verin mesela. 0 yazdığınızda bakın artı çıktığını görebilirsiniz. O yüzden emin olabilirsiniz yani. Gelelim buraya. X'ten 2 çıkmış. X mi büyük 2 mi büyük? Burada 2. 2 büyükten bak Hocam burada vermiş şu iki büyük. bilgiyi. X 2'den kesinlikle küçükmüş. O halde küçükten büyük çıktığını görüyoruz. Hatta x yerine zaten 0 verdiğimizde de onun eksi 2 olduğunu göreceğiz. İşareti negatiftir. O halde artık mutlak değerleri aşma şansım var. Şu eksi bu eksi bakın ne oldu? Birbirini yok ettiği için o halde artık yine mutlak değer yokmuş gibi düşünebilirim. O eksi onu kurtarmış oldu. Buradaki mutlak değer zaten yok gibi düşüneceğim. Çünkü içerisi artı olduğu için mutlak değere bir iş kalmadı. Aynen çıktı. Önüne eksi almadı. Şuradaki de onun kendisinin eksisini yok ettiği için o da gitti. Aynen yazalım. Ve ifade ne olmuş? 2x eksi 1'e dönmüş. Bunu gençler görünce şunu yorumlayabilirsiniz bakın. Ben şuradaki bu karışık ifadede şu aralıktaki bir x değerini verseydim mesela
Buradan çıkacak değerle şuradaki daha sade halindeki çıkacak değer aynı şeyi verecektir. Mesela 0 için bir deneyelim bakalım. 0 versem bu kaç çıkar? Şurası 1 mi? 2. Yani x'e 0 verdiğimi varsayalım, tamam mı? 0 verdim. 0, 0, 1. 1'in karekökü 1 mi? 1. Evet. Buraya bakalım. Evet. 0 verdim. 0, 0 ve 4. 4'ün karekökü 2. 4. 1'den 2 çıkarsa ne olur? Eksi 1. Yani sonucu eksi 1 bulduk mu? 0 için. Evet. Aynı şeyi burada da versek çıkacaktır. Burada da 0 verirsem eksi 1. Yani burada daha karmaşık ifade. Onun daha sade halidir gençler. O yüzden bu sadeleştirme gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Yani buradaki x'in daha farklı değerlerine bizi çok uğraştıracakken bu basit halinde hemen doğrudan bize aynı değeri vereceğini görüyoruz. Gelelim B şıkkına. Yine bize bir sıralama vermiş. Niye verdiğini anlamıyoruz ama az sonra belki anlayacağız. Şu ifade bir tam kare midir? Evet. Kimin? A eksi B'nin karesi hocam. A eksi evet. B'nin parantez karesi, güzel. Peki diğeri? Şu. B eksi C'nin parantezi. Bravo. Düzgün yazalım biraz. Yine mutlak değer olarak çıkacak. Çünkü çift kuvvet olduğu için A eksi B'nin mutlak değeri. Bu da B eksi C'nin mutlak değeri. Artık bu sıralamayı bize niye verdin daha iyi anladık. Çünkü mutlak değerin işaretini tayin etmek için bize lazımmış. A mı büyük, B mi büyük? B büyük. B büyük. O halde küçükten büyük çıktığı için büyük, işareti negatif. B ve C arasında B küçük müymüş? C büyük. O zaman küçükten büyük çıkmış yine. Bu da negatif. Bu durumda ikisinin de önüne eksi koyarak mutlak değer açma şansımız var. Bu eksi A artı B oldu. Bakın içerisi eksi olunca artık mutlak değere iş düşüyor. İçerisi artıyken mutlak değere pek iş düşmüyor. O yüzden aynen yok gibi sayıyoruz. Fakat içerisi eksiyken mutlak değer artık görev yapıyor. Eksi A artı B'ye dönüştürdü. Bunu da eksi B artı C'ye dönüştürecek. Artık. Toparlarsak B'lerin gittiğini görüyoruz. Eksi A artı C. Evet, en sade hali C eksi A ya da eksi A artı C imiş. Evet, bu karışık ifade demek ki A'ya, B'ye, C'ye bu şekilde sıralı bir şekilde düzgün değer verseydik bulacağımız değerde aslında B'nin bir kıymeti olmayacakmış. Bakın mesela A'ya 1, B'ye 5, C'ye de 10 verelim. Şu ifadeyi uzun uzun bulsak çıkacak sonuç ne olacaktı? Eksi A artı C, yani 9 çıkacaktı. Gerçekten de bu değerleri istiyorsanız koyup deneyin. Sonucun o eksi 1 artı 10, yani 9 çıktığını göreceksiniz. Bu onun biraz daha sade hali oldu. Devam edelim 9. soruya. Şunu da sileyim de karışmasın. Sonradan gören biri bunu niye yazılmış diye anlamasın. Orada rastgele değer verebilirsin tabi. Yeter ki sıralamaya uysun. 9. örneğimiz. Şimdi 9. örnek artık herhalde o karışık örnekle alakalı. Bir bakalım. Özellikle alakalı, pardon. X ve Y gerçek sayıları için 3X eksi 4Y sıfırdan farklı. Çünkü bunun paydayı verdiği için sıfırdan farklı olsun diye uyarmış. Bunun alacağı en küçük tam sayı değerini bulunuz. Şimdi bu ifadenin alacağı en küçük tam sayı değerine baktığımızda bunun küçülmesi için paydanın büyümesi yeterli. Bakalım paydayı ne kadar büyütebiliriz bakalım. Biz şunu gördük özellik olarak. X artı Y'nin şundan garanti küçük olduğunu gördük. Yani o zaman büyütmek istersen bunu çevirebilirim. Mutlak X artı mutlak Y. O halde ben 3x eksi 4y için böyle bir yorum yapabilirim galiba. Şimdi bunu büyütmek istiyorum ya. Ne kadar büyüyeceğini bir göreyim. O halde en büyük değerini yazarım. Ve en büyük değerini yazdığımda paydanın, o halde bu ifade en küçük değeri olacaktır. 3x eksi 4y için şunu diyebilirim. Küçük eşittir. 3x'in mutlak değeri bunun ayrı, bunun ayrı. Eksi 4y'nin mutlak değerini alacağım. Burada da yine bir özellik kullanalım. Bunu artık eşit diyebiliriz. Çünkü zaten bir şeyi buldum. İfadeyi buldum. Burada 3 ile x'i çarpım durumuna düşünürsek 3'ün mutlak değeri ayrı, x'in mutlak değeri. O halde 3'ün mutlak değeri 3 olduğu için 3x, burada eksi 4'ün mutlak değeri 4 olduğu için
4 mutlak y diyebiliriz. Ve şunu görüyorum. Şununla şu aynı. Niye düzgün çizemiyorum ya? Bunlar aynı. Yani demek ki bu paydanın olabileceği en büyük ifade payın kendisiymiş. O halde pay ve payda eşit olursa ifade kaç olur? 1 olur. Yani demek ki en küçük olabileceği değer 1'miş. Aksi takdirde bu daha küçüleceği için o da daha da büyüyecektir ki büyük değer bize lazım değil. Öyleyse payda pay ve payda eşit olunca ifade 1 olur. Bu da en küçük değeridir. En küçük değeri. Çünkü paydayı ne kadar büyütürsem ifadeyi o kadar küçültebileceğimi anladım. Ve paydanın büyüyebileceği maksimum sınırı ifadesinde payın kendisi olduğunu gördüm. Yani burada x ve y yerine değerler vererek de bakabilirsiniz. Gerçekten de x ve y'ye uygun değerler, işaretleri zıt veya aynı işaretli verdiğimizde hangisinde en büyük olduğunu göreceksinizdir. Birinde o en büyük değer olan aynısını yakalarsınız ve sonucun 1 çıktığını göreceksiniz. Bunların bu arada tabii mutlak değer olduğu için pozitif olduklarını görebilirsiniz. Pay ve payda mutlaka pozitif değer. Yani eksiye çevirip de küçük yapma şansımız yok. O yüzden garanti pozitif düşüneceğiz. Ve gelelim bunlar denklemler mi? Evet, mutlak değerli denklemlere. Tabii denklemlerde şu alttaki kısmı 9'dan hatırlayacaksınız. Ne demişti? Mutlak değerli bir ifade bir gerçek sayıya, ama hangi gerçek sayıya? Pozitif gerçek sayıya. Eşitse ne yapıyoruz? İki türlü düşüneceğiz. Bu ya A'nın kendisidir ya da A'nın eksilisidir ki mutlak değer bunu eksiyi yok edip A'ya çevirmiş. Öyle düşüneceğiz. Ama ne zaman geçerli? Bak unutmayın. Buradaki reel sayımızın pozitif olduğu zamanlarda geçerli. Çünkü bazen sorularda negatif de gelecek. O negatif olduğu zamanlarda böyle bir kural yok. O zaman zaten boş kümeyi yapıştıracağız. Peki şuraya gelelim. Bu aslında biraz daha basit mantık. Fx'in mutlak değeri fx'in kendisiymiş. Bir ifadenin mutlak değeri kendisi ise biz ne anlarız buradan? Aslında o ifade pozitifmiş. Hatta sıfır da olabilir. Çünkü mutlak değer buna hiçbir şey yapmamış. İçerisi pozitif bir sayıda düşünebilirsiniz veya ifade. Ama fx'in mutlak değeri bunun eksilisi ise o halde ne yapmış? Mutlak değer çalışmış. Bu mutlak değer niye çalışır kardeşim? O zaman içerisi demek ki negatifmiş diye düşüneceğiz. Evet. Yani içerisinin ifadesinin eksi ama sıfır da olabileceğini unutmayın. Çünkü sıfır da bu hep bu durumlarda sağladığı için sıfır da olabilir. Fakat negatif de olacağını gördük. Gelelim şimdi bununla alakalı örneklerimize. Şimdi mesela A şıkkını bu basit mantıkla kolayca çözeceğiz. Yoksa üçüncü durumla alakalı çözsek çok uğraştıracak. Uğraşarak gerçi yine buluruz da biz basit mantıkla çözmeye çalışalım. Kalem bu tamam çıkmış. Baktığımızda neyi görüyoruz? X eksi 2 ifadesi bir anda ne olmuş? 2 eksi x'e dönüşmüş. Yani x eksi 2'nin aslında bu eksiyle çarpılmış halidir. Bu ne demektir? Mutlak değer burada görev yapmış. Görev yaptığına göre aslında içerisi ne olacak yani demektir bu? Negatif bir şeymiş ki görev yapmış mutlak değer. O zaman bu da bize neyi götürür? X'in küçük eşit 2 olduğunu gösterir. İse diyelim. X 2'den küçük eşitse bunun çözüm kümesi ne olacaktır? Aralık olarak. 2 ve eksi sonsuz. Eksi sonsuz 2. Peki 2 dahil mi? Dahil. 2 olabilir çünkü 2 olunca içerisi 0 olduğu için 0 bu denklemi sağlar zaten. Sağ taraf ve sol taraf 0 oluyor. Mesela bakın 2'den büyük bir değer verelim. Mesela 3 verin. 3 niye sağlamaz? 3 eksi 2 1. 1'in mutlak değeri 1. Ama sol taraf, pardon sağ taraf 2 eksi 3 eksi 1. Ne oldu? 1 ile eksi 1 eşit gibi oldu. Eşit olmadığını zaten görebiliyoruz. Burada bir çelişki var.
Ne oldu? Uyarı geldi. Evet, 32 dakika varmış. O yüzden uyarı geldi. Hemen devam edelim. Peki şu soruya bakalım. 3x eksi 1 aynen 3x eksi 1'e eşitmiş mutlak değeri. Bu ne anlıyoruz buradan? Mutlak değer hiç görev yapmamış. Pozitif sayı. Mutlak değer niye görev yapmaz? Çünkü içerisi zaten pozitiftir. Mutlak değeri hiç Aynen. düşmüyor. O Evet. halde 3x eksi 1'in büyük eşit 0 olduğunu düşünüyoruz. Buradan da x'in 1 bölü 1/3. 3'ten büyük ya da eşit olduğunu anlarsak 1 bölü 3'ten sonsuza kadar bütün gerçek sayıları x yerine yazabiliriz diyoruz. Bir soru daha sanki çözebilir miyiz bakalım? Bu sorular, bu soru şeydi ya, tamam. Bu sorular Hangisi? gençler aslında birinci dereceden denklem değil, ikinci dereceden aslında denklemlerle çözülecek mantıklar. Bunlar için işaret tablosu gerekiyor. Onları da bu dönemin sonunda veya ikinci dönem göreceğiniz için bu soruyu atlıyorum. Bunları daha öğrenmedik. Şimdi uğraşmayalım boş boşuna. Yoksa çok denememiz gerekecek. Aksi takdirde işaret tablosuyla çok kolay bulunabilir zaten. 12'ye bakalım bir. Yok, bakmayalım çünkü zamanımız doldu. Bunlar çünkü iki aşamalı sorular, uzun sürecek. Ondan dolayı gençler fazla da acelemiz yok zaten. 15 dakika sonraki dersimizde devam ederiz. 11.45'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmışız. Ne demiş? Aşağıdaki denklemlerin her birinin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi A şıkkındaki denkleme bakarsak mutlak değerli bir ifade. Sağ tarafta da ne var? Bir gerçek sayı var. Ama pozitif olduğu için dikkat edelim. Evet, pozitif olduğuna göre demek ki biz bunu iki farklı yolla böyle ayırabiliyoruz. Önce 2x, sonra eksi 1. Şöyle değil mi? 2x eksi 1 doğrudan 3'e eşit olabilir. Aynen 3 dedik. Bir de 2x eksi 1 bunun eksilisi olabilir. Çünkü eksi 3 de olsa mutlak değer bunu artı 3'e çevirir. Eşitlik sağlanır yani. O yüzden bu iki ayrı denklemi çözeceğiz şimdi. Bakalım. Karşıya attık 4. 2'ye bölersek x eşittir 2. Yani 2 bu denklemi sağlayan değerlerden biri. Köklerden biri. Buraya bakalım. Eksi 2, eksi 1 mi? Eksi 1 de bu denklemi sağlayan diğer değerden biri. Zaten iki değer sağlıyor. Mutlak değer böyle iki yol ayrımına girdiği için o sebeple birden fazla kök olabiliyor gençler. Normalde birinci dereceden denklemlerde hep bir kök olurdu ama mutlak değer olduğu için ikinci bir kök daha oluyor. Onu düşünelim. Bunun çözüm kümesini o zaman nasıl yazacağız? İçinde eksi 1 ve 2 olan şu küme bizim çözüm kümemizdir. B şıkkına bakalım. B şıkkında tabii mutlak değeri bu şekilde aşmak için gençler ne olması lazım? Mutlak değerinin denklemin bir tarafında yalnız olması lazım. Yalnızlıktan kasıt şu. Kat sayısı 1 olacak. Bölü yani kesri 1 olacak. Ve yanında artı eksili hiçbir şey olmayacak mutlak değerin dışında. O yüzden burada önce şu mutlak değeri yalnız bırakmadan bu ikili yola ayrımına giremiyoruz. O yüzden bir yalnız bırakalım. 2'yi karşıya attım. 4 mutlak değer 3x eksi 1 eşittir 16. Şu an hala mutlak değer yalnız değil. O yüzden yine yol ayrımına girmeyelim. Yani yine yaparsın gerçi de burada ama boş boşuna 4'te uğraşacaksın. Gereksiz kalabalık olacak. 4'leri böldüğümde ne oluyor? Mutlak değerin 3x eksi 1'i, yani 3x eksi 1 mutlak değerinin 4 olduğunu görebiliyorum. 4'e böldüm her iki tarafı. Şimdi artık mutlak değer bir tarafta yalnız, diğer tarafta bir gerçek sayı var. Artık yol ayrımına girebilirim. Geldim. 3x eksi 1 aynen 4 de olabilirken bu denklem sağlar. 3x eksi 1 eksi 4 de olsa bu denklem sağlar. Her ikisini de bulalım. Buradan 5 bölü 3 mü gelir? Bu birinci kök. Buradan da eksi 3 x eşittir. Eksi 1 gelir. Bu da ikinci köktür. Hemen çözüm kümemize bunları yazalım. İşte çözüm kümemiz eksi 1 ile 5 bölü 3'ten oluşan bu kümedir. Tamam mı gençler? Geçiyorum bunu. Sıkıntı yok herhalde. Hatırlamışsınızdır zaten. Bu kolay bir yöntemdi. Daha karışık tabii soruları vardır ama bir bakalım denk gelecek mi? Evet, burada da A şıkkında yine mutlak değer yalnız vermemiş, yalnız bırakacağız. Burada bir daha farklı bir yöntem var. Önce A'yı çözelim.
2'den kurtulursam 2 tane mutlak değer x eksi 1 eşittir eksi 1. 2'ye bölersem 2 tane şey pardon 2'ye böldüm. X eksi 1 mutlak değeri eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi yol ayrımına geldim. Yol ayırayım mı? Ne yapayım? Önce ayırınca. Ne diyeceğiz peki? Birinci seçenek. Eksi 1 eşittir. 1 bölü 2. Hemen bir hafızamızı tazeleyelim. Geçmişe sizi götüreyim. Sizi 15-20 dakika önceye götürüyorum gençler. Zaman yolculuğu yapıyoruz. Ve şuraya bakalım. A elemandır pozitif reel sayı olursa bu kural geçerli demiştik az önce. Şimdi bakalım tekrar. Şu an zamanımıza, eski zamanımıza geri geldik. Negatif. Evet, burada mutlak değerli bir şeyin sonucunun eksi 1 bölü 2 olduğundan bahsediyor. Peki mutlak değerli bir ifadenin sonucu eksi 1 bölü 2 olma ihtimali var mı? Var mı? Var hocam. Nasıl? Olur hocam. Mesela bir x yerine bir sayı yaz ve mutlak değerini aldığımda eksi 1 bölü 2 olsun. Boş küme tabii ki. Hiçbir sayının mutlak değeri negatif olmaz ki. Bu eksi olma imkanı yok. O yüzden zaten size başlangıçta bunu uyarmış. Fx gibi bir ifade. Eğer eşittir a ise a ancak gerçek sayı, pozitif gerçek sayıysa öyle ayırabilirsin. Böyleyse mutlak değerli bir ifadenin çözümü olmaz zaten. X yerine istediğin sayıyı yaz. Mutlak değer aldığı zaman zaten onu pozitife çeviriyor. Asla sağ taraftaki eşitliği sağlayamayız. Buna o yüzden boş küme diyeceğiz. Yani bu kümede, bu A şıkkındaki denklemde x yerine ne yazarsan yaz hiçbir gerçek sayı sağlamayacaktır. O halde ne yapacağız? Dikkat edeceğimiz kısım şuymuş. Sağ taraf eğer eksili bir sayı gelirse mutlak değer yalnızken o zaman o mutlak değeri iki yola ayırmayacağız. Artık orada bitmiştir onun işi. Boş küme deyip geçeceğiz. Gelelim buraya. Normalde birden fazla mutlak değer varsa aslında o soru mutlak değerlerin zor sorularındandır. Fakat bu sorular öyle değil. O zor sorulardan değil. Niye? Çünkü bunlar aslında farklı mutlak değer ifade değil. Özdeşler. Özdeşliğini şimdi görelim. Bunu iki parantezine aldığımda burası x eksi 2'nin mutlak değeri eksi 4 çarpı x eksi 2'nin mutlak değeri olduğunu gördük mü? Yani aslında bunlar özdeş ifadeler. O yüzden sıkıntı yok. Karşıya da 8 attım. En azından o gitsin. 8 eksi 8 oldu. Şimdi 2 tane x eksi 2'nin mutlak değerinden 4 tane x eksi 2'nin mutlak değerini çıkarırsam ne kalır? Eksi 2 tane x eksi 2'nin mutlak değeri kalacaktır. O yüzden aynen yazdık. Bu aynı 2 armuttan 4 armut çıkarmak gibi. 2x'ten 4x çıkarmak gibi bir şey. Bunlar çünkü özdeş ifadeler. Eşittir eksi 8. Mutlak değer yalnız kalacak az kaldı. O yüzden bir tane de bunu yaparsam yok edersem gitti. Yani eksi 2'ye bölersem artık mutlak değerli ifade denklemin bir tarafında yalnız. Geriye de bir sayı kaldı. Ne kaldı? 4. 4'tür. Pozitif olduğuna göre demek ki artık iki yol ayrımına gelme şansım var. Şuradaki gibi değil. Hemen ayıralım. X eksi 2 aynen 4 olabilir. Yani mutlak değer yokmuş gibi hiç iş yapması. Artı 4 ama eksi 4 de olsa fark etmez. Mutlak değer çünkü onu artıya çevirecektir. O halde bunun bir de eksi 4 olma ihtimalini düşüneceğiz. Hemen çözelim. Karşıya atarsak bunu x eşittir. 6 bu denklemi sağlayan köklerden biri. Şu arada veya var diyelim. Burada da x eşittir. Eksi 2 mi çıkıyor? Yani x 6 da olursa bu denklemi sağlar. Eksi 2 de olursa sağlar. O halde eksi 2 ile 6 bu denklemin çözüm kümesinde yazabiliriz. Var mı sorusu olan? Geçiyorum öyleyse diğer soruya. 14. örneğe geldik. Yine iki şıklıymış. A ve B'yi vermiş. Şimdi A için şurada çözelim. Burada da aslında birden fazla
Mutlak değer var gibi duruyor ama var mı sizce birden fazla mı? Bence iki tane var hocam. Bunlar farklı mı diyorsun? Evet. Bunlar özdeştir gençler. Yine aynı düşünebilirsiniz. O yüzden bu sağdaki soru gibi, gerçi sağdakinde şeymiş, sıfır varmış. Sıkıntı olmaz belki ama. Sağdakinde iki tane farklı mutlak değer var. Bu tarz sorular mesela zor sorular. Hele şu karşıda sıfır yerine başka bir sayı olsaydı daha zordu da şu an belki kolay olacak. Ama burada farklı mutlak değerli ifadeler yok. Bunlar aslında özdeştir. Niye? Çünkü mutlak değer içinde değişme özelliği vardı. X eksi 3 yerine 3 eksi x yazabilirim veya yerini değiştirebilirim. O yüzden birini diğerini dönüştürürsem sıkıntı olmayacaktır. Ben x'i başta olsun istediğim için şunu değiştireceğim. Hatta burada da bölme özelliğini kullanarak 2'yi ayrı, x eksi 3'ü ayrı mutlak değerde bölersem burası şu olacaktır. 2 bölü x eksi 3'ün mutlak değeri oldu mu? Bunu yapmama sebebi şu. Mutlak değerler ifade paydada olduğu için paydalar eşit olursa ben bunları toplayabilirim. Yani amacım o. Burası 4. Bu da bunu aynısı olduğu için 3 eksi x yerine x eksi 3 yazabilirim. Eşittir 2. Artık bakın paydaları eşit olan iki ifade toplarsak artık bunları toplayabiliriz. 6 bölü x eksi 3'ün mutlak değeri eşittir 2 dedik. Peki 6'yı neye bölersem 2 yapar. Öyleyse buraya artık 3 diyebiliriz. Yani şu an mutlak değerli ifadeyi yalnız başına sağ tarafta da bir sayı olarak yazabildim. Yol ayrımına geldim. Ayıralım. X eksi 3, 3 olabilir. Veya eksi 3 olabilir. Buradan x eşittir 6 gelecektir. Buradan da x eşittir 0 mı geliyor? Evet. Ha, gerçi bir bakalım ama yazdık da. Neyse yaz. Olmazsa sileriz. Bunlar tabi faydalı olduğu için gençler sıkıntı çıkarırım diye bir bakalım. Garantiye alalım. Burayı zaten 0 yapan değer 3'tür. 3 olmadığına göre demek ki sıkıntı yok. Yani 3 falan çıksaydı burada o 3'ü almayacaktık çünkü orijinal verilen denklemi tanımsız yapıyor. Gelelim B şıkkına. B şıkkında artık bunları aynı yapma imkanımız yok. Bunlar gerçekten de farklı mutlak değerli ifadeler. Ama karşı tarafın sıfır olması belki bizim işimizi biraz kolaylaştırabilir. Bilmiyorum, bakacağız. Karşıya attım. Ne oldu? X eksi 2'nin mutlak değeri x eksi 3'ün mutlak değerine eşit oldu. Aslında bunu şöyle yorumlayarak da düşünebilirsiniz. 2 ile 3'e uzaklıkları aynı olan nokta hangi noktadır sayı doğrusunda? 2 ile 3'e. Öyle bir x değeri var ki 2'ye uzaklığı da 3'e uzaklığı da eşit. Hangi sayıdır bu sayı? Sizce? Hem 2'ye hem de 3'e eşit olan sayı doğrusunda hangi noktadır? 1 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2, hayır, 1 bölü 2 şurada 2'ye yakındır. 5 bölü 2 hocam. Evet, 2,5 değil mi? Yani 2 ile 3'ün tam ortası olan 5 bölü 2'dir. Evet. Yani bu soruyu aslında bu uzaklık mantığıyla da görebilirsiniz. 5 bölü 2 olduğunu. Yani cevabın 5 bölü 2 çıkacağı belli artık. Ama biz şimdi hadi böyle bulmadık diyelim. Denklem de çözmeye çalışalım. Nasıl çözelim? Sonuçta ikisi de mutlak değerliyse gençler, aynı burada gerçek sayı varmış gibi, pozitif gerçek sayı varmış gibi düşünebilirsiniz. Birini bir önce mutlak değerler hiç yokmuş gibi, yani görev yapmıyormuş gibi aynen yapalım. X eksi 2 eşittir. X eksi 3 diyelim. Bir de bunların birini mutlak değer çalıştırmış gibi düşünelim. Çünkü ikisini birden yaparsak, eksiyle çarparsak ifade değişmez. Aynısı olur. Sadece birini eksiyle çarpabilirsiniz. Mesela ben şunu çarptım. X eksi 2 eşittir. Eksi x artı 3. Yani bunu eksiyle çarpmış oldum. Ya burada şunu da değiştirebilirsiniz ama sadece birini değiştirmeniz lazım. Önemli olan o. İkisini değiştirmek şununla aynı şeyi getirecektir. Bir şey fark etmeyecek o zaman. Burada x'ler birbirini götürdüğü için eksi 2 eşittir eksi 3 gibi bir çelişki oluşuyor. O yüzden buradan bir şey gelmez. Yani x sayı eşittir 0 oldu burada aslında. Buradan bir şey gelmediği için bu sıkıntı olmaz zaten. Bir şey yazmayacağız bile. Tamam. Ama şuradan gelirse yazarız. Karşıya attım 2x, karşıya attım 5. 2x eşittir 5, x eşittir 5 bölü 2.
Gerçekten de bakın 5 bölü 2 değerini az önce bulduğum gibi burada da çıktı. Yani çözüm kümesi sadece burada 5 bölü 2'dir. Şuradan bir şey gelmiyor. Ama katsayıları mesela bunların farklı olsaydı, x ve 2x olsaydı, o zaman Bünyamin silersen, evet teşekkürler. O zaman ne olurdu? O zaman tabii ki ikisinde de kök gelebilirdi. Çünkü x'ler birbirini yok etmiyor. O ekstra bir durum. Onlar da o tarz soru gelirse bakarız. Şimdi gelelim sıradaki soruya. Aşağıdaki denklemlerin her birinin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi soldaki denklem hadi normal bizim yöntemimiz gibi ama sağdaki bizi biraz farklı düşüneceğimiz bir soru. Sağdakini ayrı çözeceğiz. Soldakinde tek olay farkı ne? Mutlak değerler iç içe. Yani iki tane mutlak değer iç içe olduğu için bu denklemde mutlak değerin birinden iki tane kök, diğerinden de iki tane kök. Yani toplam dört farklı kök çıkma ihtimali var. Ama ihtimal yani. Olmayabilir. En fazla değeri 4 olabilir. 4'ten küçük de olma ihtimali var. Hangi durumlarda olacağını soruyu çözerken bakarız. Öncelikle dıştaki mutlak değer şu an yalnız mı? Yalnız ve sağ tarafta pozitif sayı var. O halde A şıkkında çözmeye başlayalım. İki yol ayırdım bile bunu çoktan. Dıştaki mutlak değerden kurtulduğuma göre veya önce şey yapayım ya biraz kolaylık olsun diye. Mutlak değerin içeride değiştirme özelliği var ya, onu yapayım da şu eksik kalmasın mutlağın önünde. Önce ifadeyi şöyle bir toparlayacağım. Mutlak değer 2x artı 1 ile 4'ü yer değiştirdim. Eşittir 3 dedim. Şunun önüne artı olsun da beni uğraştırmasın diye yaptım. Yoksa çok da özelliği yok. Yapmayabilirdik. Şimdi mutlak değer yine yalnız. Ayırıyorum yola. İki yol ayrımına geldik. Bir büyük mutlak değer üçgen, bir de büyük mutlak değerin içi eksi üçgen, ayrı ayrı çözelim. 2x. Şu an bakın içteki mutlak değere hiçbir şey yapmadım. Hala duruyor. Sadece dıştaki mutlak değerden kurtuldum. Yol ayrımına geldik ama bu şu an artık bir mutlak kaldı açacağım. Fakat bu mutlak değerler yalnız değil. Hemen karşıya atıp yalnız bırakayım. Bunun 7 olduğunu görüyorum. Bunun da 1 mi olduğunu görüyorum. Eksi 4 karşıya geçtiği için artı 4 oldu ve 1 oldu. Şimdi gençler, burada artık bu yol ayrımına gelir mi? Ayırabilir miyim bunu tekrar? Evet, çünkü pozitif bir sayı. Bu gelir mi? O da gelir hocam. Evet işte bu mesela ne zaman gelmezdi? Şöyle olurdu. Şurada mesela eksi 4 yerine şu 4 biraz daha küçük bir sayı olsaydı. Eksi 2 olsaydı mesela. O zaman karşıya geçmesi bunu kurtaramayacaktı. Yani eksi 2 artı 2 olsa bile eksi 1 gelecekti. İşte o tarz durumlarda yani şuradaki ifade karşıya geçtiği an bunun eksili halinden hala küçük kalıyorsa işte mutlak değerci tabii. O zaman burası negatif geldiği için mesela yolun biri burada bittiydi artık. Buradan boş küme yazıp geçecektik. 4 tane gelmezdi. Ama şu an tabii burada denk geldiği için 4 tane farklı gelecek. Çünkü 2 buradan, 2 de buradan ayrı denk kök gelecek ve 4 kök olacak. Hemen bulalım. 2x artı 1 7 için bir bakalım. Bir de 2x artı 1 eksi 7 için bakalım. Buradan 6 3 gelir. Buradan eksi 8 ve eksi 4 geldi. Şuraya baktığımızda 2x artı 1 1 için, bir de 2x artı 1 eksi 1 için bakalım. Şurada 1'ler gittiği için x eşittir 0 olur. Burada da eksi 2 olduğu için 2'ye bölersek eksi 1 olacaktır. Bakın 4 tane geldi ama şurası da negatif denk gelseydi 2 tane kalırdı. Burada yani o yüzden her zaman 4 tane çıkmaz ama 4'te kadar limit var. 4'ten az da olabilir yani. Hatta hiç de çıkmayabilir, belli olmaz. Şimdi bakalım. Ne yapacağız? Burası çözüm kümesini yazalım o zaman. Eksi 4'ten başlayalım en küçükten. Eksi 1, 0 ve 3. Yani bu 4 tane eleman, 4 tane kök bu denklemin çözümü sağladığı için çözüm kümesini aldık. Gelelim B şıkkına. Gençler B şıkkı yalnız biraz farklı mantıkta. Çünkü mutlak değer burada var ve geçen sene belki görmüşsünüzdür. Ben mesela gösterdim.
Mutlak değerli denklemlerde mutlak değer eğer şey gibi buradaki gibi yalnız bırakmak mümkün değilse mutlak değerin içini sıfır yapan ifade yani o kökü kritik noktalar düşüneceğiz. O kritik noktanın solunda ve sağında denklemi ayrı ayrı çözeceğiz. Solu sağ derken yani buraya negatifken bu pozitifken düşüneceğiz. Peki bu mutlak değerli ifade sadece burada karekök şimdi mutlak x var pardon. Mutlak x. Bunu sıfır yapan kök değeri x'in hangi değeri de sıfır değil mi? O zaman x eşittir sıfır. Yani içeriği sıfırlayan değerden bahsediyorum. Burada mesela x artı 3 olsaydı o zaman sıfırlayan değer için eksi 3 derdik mesela. Öyle düşüneceksiniz. Buna kısaca kök deniyor. Yani mutlak değerin sıfırlayan değerine kökü denir. Mutlak değerin kökü. Sıfır olduğuna göre demek ki bu sıfırın özelliği şu. Sıfırdan büyük olursa x değeri burası pozitif. Sıfırdan küçük olursa negatif çıkacak. O yüzden denklem değişecek her iki durumda. Öyleyse ben o değişimi rahat görmek için şöyle bir ayrım yapıyorum. Sıfırı ortaya yazıyorum. Sıfırdan büyük olursa x burada çözeceğim. Sıfırdan küçük olursa şurada ayrı çözeceğim. Tabii eşitliği ben istediğim yere alabilirim. Küçük sıfır dedim ya. İster buraya eşittir alabilirim. İster buraya fark etmez. O yüzden size kalmış o. Ben büyük eşit aldım. Çok da mühim değil gençler. Sınır değer için ayrı da bulabilirsiniz. Önemli değil ama zaten sıfır değer için bu denklemin sağlamadığı belli yani. Bu sıkıntı olmayacak bize. X eğer sıfırdan küçük olursa bu denklemin akıbeti ne olacak bir bakalım. Ne olacak o zaman burası? Negatif olduğu için mutlak değer içerisi eksi olduğuna göre önüne eksi koyacak değil mi? Eksi koyunca şu eksiyi de yok edeceğine göre aslında biz mutlak değer şu eksiyi yok etmekte kullanırsa denklem şu hale gelecek. Eksi eksi yok etti. X kare artı x eksi 6 eşittir 0 oldu. Bu geçiş anlaşıldı mı gençler? Şu geçiş anlaşıldı mı buraya nasıl yapıldığını? Yani mutlak değerin o eksi hakkını şurada kullandım ve yine bu artı x oldu. Aslında bu artık geçen sene bildiğimiz konu. İkinci derecen denklem. Bunu çözeriz. Biz bir daha çözmeden önce şuraya gelelim. Peki x sıfırdan büyük ya da eşit olsaydı yani pozitif bir sayı olsaydı bu sefer mutlak değerin içi ne olurdu? Artı. O zaman mutlak değer hiçbir şey yapmayacak. Mutlak değer aynen çektiğimde şu eksi artık yok olmayacak. Eksi artık az önce mutlak değer bunu yok etmişti. Şimdi eksi yok edecek bir şey yok. Artık denklem şu hale geldi. X kare eksi x eksi 6 eşittir 0 oldu. İşte bu iki ayrı denklemi çözeceğim gençler. Bunları zaten geçen sene bildiğiniz için çözmek kolay. Ama burada ekstra tabii bir nokta daha var. Şu başta uyguladığım şartları hiç unutmayacağım. O şartlar ışığında bulduğum değerlere bakacağım. Şimdi bakalım eksi çarpınca eksi 6 toplayınca 1 yapan sayılar. 3'e eksi 2 bravo. Bu da x'e x. Bunlar artık geçen sene konular. O yüzden anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz. Sadece hatırlayacaksınız. Burada aslında uzatmaya yine gerek yok. X'in burada karşıya attığımda eksi 3 olduğunu. Değil mi? Çarpanları ayırmadım uzun uzun. Ve burada x'in de 2 olduğunu gördük mü gençler? Şimdi gelelim baştaki verdiğim şarta. Başta dedim ki ben bu denklemin olması için x'in negatif olması lazım. O halde x'in pozitif çıktığı durumlarda böyle bir denklem gelmeyeceği için x'in sıfırdan büyük yani x'in sıfırdan küçük olmadığı yerleri saymayacağım. Öyleyse sadece x'in eksi 3 olduğunu kabul edebilirim. Niye artı 2'yi eledim? Anlaşıldı mı? Çünkü x küçük evet. 0 diye baştan söylemiştik. Başta koyduğum şarta göre. Bunu bitirdik. Bak bir tane kök buldum. Eksi 3. Eksi 3 yazarsanız gerçekten bu denklemi sağlayacaktır. Gelelim bu denklemi çözmeye. Çarpınca eksi 6 toplayınca eksi 1 yapan bu sefer de eksi 3'e 2'dir. Zaten birini bulunca diğeri de çok basit çıktı. Buradan da yine x'e x ayırırsam x'in karşıya atınca burada 3 veya eksi 2 olduğunu gördük. Ne görüyorum ben? Başta koyduğum şartı tekrar bakmam lazım. Ve şunun o şarta uymadığını görüyorum. Çünkü eksi çıkmış. Başta ben x'in pozitif olduğunu koşu olarak koymuştum. O halde eksi 2 bunu sağlasa da işime yaramaz. Çünkü baştaki şey uymuyor. Öyleyse x eşittir 3 de bu denklemi sağlayan diğer kökmüş. Öyleyse kökleri eksi 3'e artı 3. Gerçekten de bu denklemde şu orijinal ilk baştaki verilen o mutlak değeri denklemde x yerine 3 veya eksi 3 yazdığınızda sağladığını göreceksiniz gençler. Geçelim sıradaki sorumuza.
x kare eksi 2 mutlak değer içinde x artı 1 artı 2. Evet, bu yine mutlak değerli ama mutlak değeri yalnız bırakamayacağımız denklem türü. Yani o yüzden mutlak değerin içini sıfır yapan, yani mutlak değerin kökünü sınır alarak o sınır üzerinde çözeceğiz. Peki bu ifadede mutlak değerin kökü kaçtır? Eksi 1 verilir. Bravo. X eşittir eksi 1'dir. Çünkü burayı sıfırlayan değer düşüneceksiniz. Hatta şöyle yapayım. Bunu çözdüğünüzde x eşittir eksi 1 çıkar. O halde benim az önceki gibi sınır yaptığımda artık sınırım eksi 1 olacak. Eksi 1'den küçük için ayrı bakacağım. Eksi 1'den büyük için ayrı bakacağım. Yani o yüzden x eşittir ya da küçüktür pardon eksi 1. X büyük eşittir eksi 1 için ayrı ayrı denklemi çözelim. Bakalım sığdırabilecek miyiz? Bayağı büyükmüş denklem. Peki x eksi 1'den küçük olursa burası mutlak değerin içi işareti ne olur? Negatif olur hocam. Negatif. O yüzden negatif olduğuna göre o eksi şu eksiyi yok ederse o zaman denklemin şu hale geldiğini göreceğiz. X kare o eksi yok olduğu için artı 2 tane mutlak değer yokmuş gibi düşünürsek x artı 1 artı 2 eşittir 0. Burası anlaşıldı mı gençler nasıl olduğu? Mutlak değerdeki o eksi şuraya yok etmekte kullandım ve hiç eksi yokmuş gibi yazdım. Öyle. Yani aslında mutlak değer burada görevini yapmış oldu ama nasıl yaptı? Şuradaki eksi yok etti. Hocam diye söylesin. Hocam diye bir şey demedim. Ben yanlış duydum. Herhalde ben yanlış duydum. 2 dakika var hemen bunu çözmeye çalışalım. Belki B şıklı kalacaktır. Parantezi bir açalım. X kare artı 2x artı 2 bir de 2 eklersek 4 diyelim. Uzatmaya gerek yok. Evet, ikinci dereceden bir denklem. Çözelim bakalım bu denklemi. Çarpanlar ayrılıyor mu? Çarpınca 4 toplanınca 2 yapan. 2 ama toplanmıyor. Evet, çarpanlara ayrılmadığını gördük. O yüzden ne yapalım? Delta ile bakalım. Çünkü çarpanı ayırmadıysak delta ile bulalım. Deltasını inceleyelim. Deltası kaç olur? B kare 4 çarpı 1 çarpı 4. Kaç geldi? 4 eksi 16 mı? 4'ler gitti 4 kaldı. 4'ler nasıl gitti? Anlamadım. 2'nin karesi 4 değil 4. 4'ten arada eksi var. Bunları önce çarpmamız lazım. Aman öyle hata yapmayalım. Eksi 12'yi gördük. Şimdi eksi 12 bize ne olduğunu gösterir. Delta'nın eksi 12 çıkması bizi nereye götürür? Hatırlayın geçen yılı. Hatırlayın geçen yılı. Delta neydi bakalım söyleyin. İki kökü var ama nasıl iki kök onlar? Delta sıfırdan küçük olduğu için gençler iki kök var ama o kökler reel değil. O yüzden bizim şu an konumuzla alakası yok. Reel kök yok. Yani x eğer eksi birden küçükse oluşacak denklemden bize bir şey gelmeyecek. Buradan boş küme geldi diyebiliriz. Zaman bitecek. Şimdi şunu da yapayım. 5 çık kalsın. Eğer x eksi birden büyük olsaydı o zaman burası pozitif olduğu için bu eksi yok olmayacaktır. Şimdi eksi görevini yapsın. Mutlak değer çünkü bir şey yapmadı. Açarsak x kare eksi 2 x artı 1 artı 2 eşittir 0 mı oluyor? Hemen dağıtırsak bunu. X kare eksi 2x. Şu eksi 2 bu artı 2 götürdüğü için 0 oldu. Yazmayalım. Artık bu ifade zaten 3 terim değil. Çarpanlara çok kolay ayırabiliriz. X çarpı x eksi 2 diyelim. Ortak çarpan parantezini aldık. Burada kökler ne olur o zaman? X eşittir 0 için ve x eşittir 2 için sağlar. Demek ki o zaman bu denklem burada sağladığına göre çözüm kümemiz 0 ile 2 içeren bu küme olacaktır. Bu denklemde x yerine 0 verseniz de 2 verseniz de sağlar. Ha bir dakika düzeltiyorum. Ha gerçi tamam sıkıntı olmuyormuş ama ona bakmadık. Unuttuk gençler. Başta verdiğimiz şarta dikkat etmedik. Bak direkt yazdık. Orada hata yaptım ben. Eksi 1'den büyük mü bu 0?
2 eksi 1'den büyük mü? O da büyük. Ha, işte bunu yapmak lazım bu kontrolü. O yüzden şimdi yazabiliriz. 0'la 2'yi şimdi yazalım. Çünkü başlayıverdiğim koşulu unuttum kontrol etmeyi. 0'la 2'yi yazdık. B şıkkından artık diğer dersimizde Cuma günü devam ederiz gençler. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.